Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Güneyçayır köyü yaklaşık bir yıldır susuzlukla mücadele ediyor. Köy merkezinde bulunan çeşmeden her gün bidonlarla su taşıyan köylüler mutfak ve banyo ihtiyaçlarını taşıma suyla gideriyor. Bir kış boyunca su taşıyan köylüler çamaşır makinesini bile taşıma suyla çalıştırıyor. Üstelik çeşme suyu da Doğu Kent'te sürdürülen hastane çalışmaları nedeniyle iyice azalmış durumda. Abi çok sıkıntıdayız. Suyumuz yoktur. Biz çile çekiyoruz da, belimiz ağrıyor, kollarımız ağrıyor. Sürekli çekemiyoruz da biz, yani hiç daha yapamıyoruz da, çok mağdur kalmışız yani. Devletimizden su istiyoruz. Yani çok kavanmışız yani, ha. Sürekli böyle çekik. Elle makineye su koy ki çamaşırları yıkayak. Böyle bir şey olur mu? Tam ne kadardır su gelmiyor? Bahardan beri yoktur. Bir yıl oldu. Mayıs ayında yaylaya çıktık. Su yoktur. Yayladan Eylül'de geldik. Yine su yoktur. Halen yoktur. He, işte budur ha. Bununla idareydik ha. Başka yok. Banyoyu da, çamaşırı da, içme suyunu da hepsi bu. Geçen yıl Mayıs ayında kesilen suyun gelmesi için Vali Murat Zorluoğlu ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a seslenerek yardım isteyen köy sakinleri, artezyen sularının açılarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Abi şu anda biz merkez köyündeyiz. Güneyçayır 5 kilometre. Yakında bir dev hastanemiz yapılıyor. Ona 5 kilometre uzaklıktayız. İşte mağdur durumdayız. Geçen seneden beri Devlet Baba bize öyle bir imkan tanımış ki iki tane artizan bize vurmuş. Belki bu imkanı hiç bir köye vermemiş. Ama şu anda ikisi de kapalı. İşte çileyi siz gördünüz. Neden kapalı? Para yatırılmamış. Elektrik kesilmiş. Biz bunu tabii ki Vali Paşa'mıza da dilekçe yazarak bildirmişiz. Ama sonuç alamadık. Şimdi tekrar Vali Paşa'mızda özür dileyerek tekrar yardım bekliyoruz. İnşallah Rahman gibi bize yardımcı olur. Hatta belediye başkanımıza da yani yardım bekliyoruz. Evet biz belediyelik değiliz ama ondan da yardım bekliyoruz.